Merhabalar, A101'in YouTube kanalındayız. Dersimiz ev ekonomisi, konumuz mutfaktaki ahşap ekipmanlar. Bugün size mutfaktaki ahşap eşyaların bakımı hakkında her türlü bilgiyi vereceğim. Bu sayede bu ekipmanları uzun süre kullanabileceksiniz. Öncelikle kesme tahtalarından başlayalım. Ahşap kesme tahtaları hakkında oldukça fazla soru işareti var kafalarda. Herkesin aklındaki en önemli soru, ahşap kesme tahtalarını günlük olarak nasıl temizleyeceğiz? Birinci kural, asla ve asla bulaşık makinesinde temizlemiyoruz. Ancak günlük kullanımda temizlerken deterjan kullanabiliriz. Eğer et ve benzeri ürünler kestiysek deterjanlı ılık suyla hızlıca temizleyebiliriz. Ancak bir noktaya dikkat edin, kesme tahtalarını yıkarken bir tarafını değil iki tarafını birden yıkayın. Tek tarafı ıslandığında ahşap su çeker ve dönebilir. Biliyorsunuz ahşap malzemeler suyu hızlıca çekebiliyor içinde. Yıkama konusunda da hızlı olun, suyun içinde asla bekletmeyin ve hızlıca kurulayın. Ardından tezgahın bir köşesinde dik olarak tamamen kurumasını bekleyebilirsiniz. Diyeceksiniz ki bazen büyük lekeler oluyor. O lekeleri nasıl çıkaracağız? Bu noktada da her mutfakta bulunan malzemelerle yapacağımız bir formül bütün lekeleri çıkaracaktır. Küçük bir kasenin içerisinde bir kaşık karbonat, bir kaşık tuz ve bir kaşık suyu karıştırıp bir macun haline getirin. Lekenin üzerine bu macunu uygulayın ve bir bezle ovalayın. Lekenin hızlı bir şekilde çıktığını göreceksiniz. Kesme tahtalarımız zamanla koku çekebilir ve daha büyük lekelere sahip olabilir. Bu durumda da bir derin temizlik yapmamız gerekiyor. Derin temizlik için de yine malzemelerimiz çok kolay. Kesme tahtamızı hafifçe nemlendirip üzerine bol miktarda karbonat serpiyoruz. Bir limonu ikiye kesip yarım limonla limonu da sıkarak tahtayı iyice ovalıyoruz. Kokuların iyice çıkması için bu karışımla 5 dakika kadar bekletebiliriz. Daha uzun bekletmeyin, yine ahşap çekebilir. Ardından duruluyoruz ve hafifçe sirke sürüyoruz. Sirke de kokuların giderilmesinde ekstra fayda sağlayacak bize. Bu noktadan sonra kesme tahtasının iyice kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra mineral yağıyla, evinizde yoksa çok az miktarda zeytinyağıyla güzelce ovalayıp bir gece kurumaya bırakın. Tahtanız yepyeni olacaktır. Gelelim spatulalara ve ahşap kaşıklara. Tahtada olduğu gibi bu malzemeleri de hiçbir koşulda bulaşık makinesinde yıkamıyoruz. Çatlayabilirler, bükülebilirler ve bulaşık makinesindeki ekstra deterjanı içlerine çekebilirler. Günlük olarak deterjanla temizleyebiliriz ancak yine de tam temizlemediklerini söyleyeceğim metodu uyguladıktan sonra siz de fark edeceksiniz. Küçük bir tencerede bir su bardağı su ve sirkeyi kaynatın. Ahşap kaşıklarınızı tencerenin içine giren kısmı kabın içerisinde kalacak şekilde yerleştirin ve üzerine bu sıcak karışımı dökün. 3-4 dakika bekledikten sonra üzerine bir çorba kaşığı karbonat dökün, biraz daha bekletin. Zaten bir süre sonra suyun iyice bulandığını, bu kaşık ve spatulalardaki kirlerin tamamen temizlendiğini göreceksiniz. Sirke ve karbonat işine girmek istemiyorsanız da günlük olarak ahşap spatulaları kaynar suda 10-15 dakika bekleterek benzer bir sonuca ulaşabilirsiniz. Kesme tahtalarına yaptığımız gibi derin temizlik sonrasında
Bu malzemeleri yağlamamız lazım. Gıdaya uygun mineral yağı veya zeytinyağı işinizi görecektir. Ardından iyice kurutuyoruz. Kuruduktan sonra çekmecemize kaldırıyoruz. Nemli kaldırırsanız küflenmeye sebep olabilir. Bugün sizlerle mutfağımızdaki ahşap ekipmanların bakımı hakkında çok güzel bilgiler öğrendik. Bu bilgiler sayesinde malzemelerimizin ömrü uzayacak. Bu sayede ev ekonomisine katkıda bulunacağız. A101'in YouTube kanalında ev ekonomisi bölümlerine devam ediyoruz. Vereceğimiz pratik bilgileri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki ev ekonomisi programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.